Herkese merhaba. Bebek ürünleri ve marka danışmanı Gizem Kösoğlu ben. Bugünkü videoda size portatif mama sandalyelerini anlatacağım. Mamas Papas'ın iki modeli ve aynı zamanda Ingenuity'yi anlatacağım. Farkları neler, kaç yaş aralığında kullanılıyor? Hepsini birazdan göreceğiz. Başlangıcı Mamas Papas'ın Snug modeliyle yapmak istiyorum. Snug 3 aydan itibaren kullanılabiliyor. 36 aya kadar kullanabiliyorsunuz. Burada bir detay vermek istiyorum. 36 ay diyoruz ama tabii ki her bebeğin gelişimi farklı. Boyu farklı oluyor, bacak yapısı farklı oluyor ya da kullanmak istemeyebiliyor. Dolayısıyla maksimum 36 ay gibi düşünebilirsiniz. Ek gıdaya 6. ayda geçiyoruz ama 3 aydan itibaren Snug kullanılabiliyor. Oturak olarak tercih edebilirsiniz. Zaten bu alt kısmı, oturduğu kısım yumuşak. Belli bir aydan sonra da sığmadığını düşünürseniz ya da daha böyle sandalye gibi kullanmak isterseniz de bu kısmı çıkartıp sandalye olarak kullanabilirsiniz. Mamas Papas Snug'da tepsiyi de çıkartabiliyorsunuz bu şekilde. Eğer oturak olarak kullanacaksanız ya da tepsiyi yıkamak istiyorsanız yemek saatlerinden sonra bu şekilde çıkartabilirsiniz. Az önce dediğim gibi de bu pedi böyle çıkartıp daha sonraki aylarda daha rahat oturmasını sağlayabilirsiniz. Mamas Papas Baby Snug mama saatleri haricinde oyun saatlerini de keyifli hale getiriyor. Bu şekilde kutusunun içerisinden oyuncak kısmı çıkıyor ve şöyle vakumlu hemen getirip yerleştirebilirsiniz. Mamas Papas Baby Snug ile ilgili benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Biraz da Baby Bat hakkında konuşalım. Mamas Papas Baby Bat'a geçmeden önce Mamas Papas Baby Snug'la Bat arasındaki farktan bahsedeceğim şimdi size. Baby Snug 3 aydan itibaren kullanılabiliyor ama sadece sağlam zeminde ve yerde kullanabiliyorsunuz. Baby Bat ise sandalyeye monte edilebiliyor hemen arkasındaki kemerlerden ve aynı zamanda sadece 6 aydan itibaren kullanabiliyorsunuz. Mamas Papas Baby Bat'ın ayrıntılarından bahsedeceğim şimdi de. 6 aydan itibaren 36 aya kadar kullanabiliyorsunuz. Az önce Snug'da da bahsetmiştim biliyorsunuz. 36 ay dediğimiz bebeğin gelişimine bağlı olarak da değişebilir ya da kullanmak istemeyebilir. Bu tamamen bebeğinize ve gelişimine bağlı. Baby Bud'ın ön taraftaki tepsisinin ayarını yapabiliyorsunuz. Burada kilitli bölümler var. Kilitli bölümleri açtığınızda öne doğru çekip ayar yapabilirsiniz. Yine iç kısımdaki ped çıkabiliyor. Daha sonraki aylarda pedi olmadan da kullanabiliyorsunuz. Mamas Papas Baby Bud'da yine 5 nokta emniyet kemeri var ve az önce de bahsettiğim gibi sandalyeye alttaki kemerlerden monte edebiliyorsunuz. Mamas Papas Baby Bud'ın bir farkı da yükseltici olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani alt kısmını yükseltebiliyorsunuz. Bu şekilde parçaları var. Bunları takıp 3 ayar yapabilirsiniz. Mamas Papas Baby Bud'ı isterseniz eğer oyuncaklı ya da oyuncaksız olarak alabiliyorsunuz. Bu şekilde yine böyle direkt takabilirsiniz. Mamas Papas Baby Bud'ı anlattım. Şimdi sıra Ingenuity'yi anlatmakta. Ingenuity'nin portatif mama sandalyesinin arka kısmı ve tepsisi alt kısmında. Açtığınızda da oradan çıkaracaksınız. Taşırken de alt kısmına koyup rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Sonra da hemen alıp bu şekilde monte edebilirsiniz. En çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi bu tarz ürünleri biz bebeğimizin banyosu sırasında kullanabilir miyiz diye. Az öncekilerde de bahsetmiştim biliyorsunuz bu alt kısımlar, pedler çıkabiliyor. Dolayısıyla banyo sırasında da keyifle kullanabilirsiniz. Ingenuity'de de yine 5 nokta emniyet kemeri var ve aynı zamanda sandalyeye arka taraftaki kemerlerden bağlayabiliyorsunuz. Benim Mamas Papas Baby Snug, Baby Bud ve Ingenuity için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sorularınız varsa eğer yoruma bırakabilirsiniz. Ürünlere ulaşmak istiyorsanız eğer bipbebek.com'a bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.